Hoşea, Elah'ın oğlu ve İsrail'in son kralıydı. William Albright'a göre M.Ö. 732, Tiley'e göre ise M.Ö. 723 seneleri arasında krallık yaptı. Tanah'ta anlatılan Hoşea'nın başa geçiş hikayesini Asur kaynakları da onaylar. Krallar kitabına göre Hoşea, Pekah'a düzen kurdu ve onu öldürüp yerine kendisi kral oldu. 5. Şalmaneser, Hoşea'ya karşı savaş açıp onu haraca bağladı. Tarihi bilinmeyen bir buluntuda 3. Tiglatpileser'in övünerek Pekah'a darbe düzenleyip yerine Hoşea'yı getirdiği yazılıdır. Tanah'ta Hoşea'nın ne kadar haraç verdiği yazmazken, bundan 10 sene önce Menahem'in destek alıp ülkesini güçlendirmek için 3. Tiglatpileser'e 1000 talant gümüş verdiği yazılıdır. Asur kayıtlarında Şalmaneser'in M.Ö. 727, 726 ve 725 yıllarında seferler düzenlediği yazılıdır. Babil kaynaklarında ise Şalmaneser'in Samarya'ya yaptığı ataklar kayıtlıdır. Ayrıca düşünülenin aksine Samarya'yı fetheden 2. Sargon değil Şalmaneser olduğuna dair deliller de bulunmuştur. Hoşea sonunda Mısır kralı Soğ'dan destek alacağı için Şalmaneser'e haraç vermeyi kesti. Adı geçen Mısır kralının kimliği tam olarak bilinmemektedir. Kimi bilim adamlarına göre Soğ, Mısır'ın Saiz şehrini dolayısıyla Kral Tefnak'ı simgelerken kimilerine göre bu isim 4. Osarkon'u simgeler. Şalmaneser, Hoşea'yı tutsak edip Samarya'yı kuşattı. Şehri aldıktan kısa bir süre sonra öldü. 2. Sargon başa geçince ordular geri döndü. Fakat İsrail halkı kralsız da olsa ayaklanmaya devam ettiler. Bunun üzerine 2. Sargon, M.Ö. 720'de ordularıyla gelip bölgeyi pasifize etti ve 27.290 kişiyi Fırat Nehri'nin ötesine sürdü. Ülkenin dağılmasındaki sebep Hoşea'nın politik başarısızlığından ziyade halkın Tanrı'ya karşı günah işlemesiydi.